Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kargo açımı, Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir tane Instagram'dan ithal olarak satılan ayakkabıları açıp bakıyoruz. Nasıl geliyor, nedir ne değildir. En azından almak isteyenler için daha ucuz, daha bütçeli modellere bakan arkadaşlarım için bir öneri, tavsiye ve aynı zamanda aldığınız zaman nasıl geliyormuş acaba sorusuna cevap olacak videoları bu şekilde yapıyoruz. Ayda bir tane yapıyoruz, çok da fazla abartmadan. Ama bunların fiyatları bile tabii ki eskiye nazaran çok yükseldi. Tabii normal ayakkabıların fiyatları kat be kat yükseldi. Dolayısıyla bu piyasada bu tarz videolar artık bence daha çok tercih edilen ayakkabıları en azından yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Yine her zaman olduğu gibi sportik.tc adresinden bu ayakkabı bana gönderildi. Teşekkür ediyorum. Aşağıya açıklama kısmına da link bırakıyorum. Sportik.com.tr oldu yanlış hatırlamıyorsam. Adresi değişti ismi. Açıklamada zaten görüyor olursunuz. En azından ayakkabılar nasıl geliyor, nasıl ediyor. Hepsine buradan bakabilirsiniz. Geçmiş videolara da bakarak almak istediğiniz ayakkabıları ben daha önceden açıp bakmışsam kalitesini en azından orada görebilirsiniz. Evet, şöyle açalım. Bugün bir ayakkabımız var. Daha önceden açmış olduğumuz bir ayakkabımız var. Benzerlerini açmış olduğumuz bir ayakkabımız var. Son zamanlarda bana çok sorulmaya başladı. Abi, Yeezleri giyiyor musun? Yeezler nasıl? Giydikçe eskiyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Ben dedim ki o zaman tekrar bir Yeezy açalım. Yeezy 350 açalım. Öncekiler de bende arkadaşlar hala içeride duruyor. Ara ara giyiyorum. Hani iki defa yılda belki giyiyorumdur, giymiyorumdur. Ama hani güzel mi? Güzel. Hoşuma gidiyor mu? Gidiyor. Bakalım şimdi yeniden almak isteseniz nasıl gelecekmiş? Onu görmek açısından dedim ki böyle bir video yapmak hoş olabilir. Şu şekilde kutusu gayet normal. Çünkü diğer ayakkabıları gördüğümüzde zaten hani daha farklı kutularda geliyordu. Bu kutusu hoşuma gitti. Şöyle çıkartalım. Oh. Bebeğe hediye falan mı? Bebeğe hediye elinde. Ne tatlı. Çok güzelmiş. Çok bana bir hediye göndermiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bunun için. Sağ olasın. Evet, ayakkabımıza şöyle bakalım. İçinden birer tanesini çıkartalım. Siyah rengi. Bu ismini hatırlamıyorum, bu rengin ismini de. Yani karbon rengi çok hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Bu da biraz ona yakın bulduğum için bunu sipariş etmek istedim. Yeezleri de bir gidip mağazadan alamadım, gitti gerçekten. Ama neyse, bu şekilde en azından ithal ayakkabılarla idare ediyoruz. Kalitesi de yani yine diğerlerine oranla bence çok güzel. Bunun çok daha kötü versiyonları satılıyor. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Hani 250-300 lira gibi fiyatlarla satılan sayfalar var. Bence yaklaşılmaması lazım onlara. Bu da biraz kutu içerisinde ezilmiş sanırsam. Şu üstü güzel ama arkası biraz ezilmiş geldi. Onun dışında tabanından başlayalım. Nasıl? Güzel mi değil mi? Ben bu plastiği seviyorum açıkçası. Daha böyle ele yapışan, daha kaliteli bir yapısı oluyor. Zaten tabanındaki plastik yukarı doğru çıkıyor. Şu Boost'un yumuşaklığına bakalım. Yumuşaklığı da fena olmuyor. Diğer iki tane belki açmışızdır. Onlardan da hep mutlu olmuştum açıkçası. Altta Boost yazıyor. Üstte ise şöyle Adidas yazısı var. Hemen üstündeki kullanılan bu prime knit vari yapıya bakalım. Gerçekten fena değil. Biraz daha yaklaşırsan dikişleri esniyor. Daha kaliteli ve güzel bir yapısı var. Bağcıkları da güzel. Bu bağcıklar biliyorsun farklı farklı çok çeşitlerle bağlanabiliyor. Ben hani bir internetten böyle video izleyip onu uygulamaya çalışmak istiyorum açıkçası. Onun dışında içini şöyle gösterelim. İçinde Adidas Yeezy logolarını görebiliriz. Daha rahat bir tabanlık da mevcut. Evet, gayet çorapvari güzel bir ayakkabı. Siyah rengi hoşuma gitti. Ne diyorsun? Ben de beğendim. Gerçi artık Yeezleri bayağı beğeniyorum. Sen de beğeniyorsun, ben de beğeniyorum. Ben çok rahat ettim zaten. Hani seviyorum yani. Evet. Benim de hoşuma gidiyor. Fena değil. Yani bunu 6000 lira verip almak bilmiyorum çok mantıklı değil. Tabii verebilenler mutlaka vardır ama genele baktığımız zaman vermesi çok çok zor duruyor. Ayağımıza deneyelim mi? Nasıl bir şey değilmiş. Evet. Ondan sonra da çıkışımızı yaparız. Hadi bakalım ayağımıza deneyelim. Ayağımıza. Yerim. Benim giydiğim de 350 değil mi? Tabii, evet. Bu 44 değil, 45'ti herhalde. O, evet, 45 numara söyledim. Ve yine çok lak diye gitti. Benim izlerdeki numaram 45 oluyor. Çok hoşmuş. Evet, gerçekten yine oldukça hoş. Bence uzun süreli olarak da arkadaşlar bunu giyebilirsiniz. Bana çok soru gelmişti. Hani uzun süreli nasıl oluyor abi, bir sıkıntısı var mı? Hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gayet rahat, gayet güzel bir ayakkabı. Yani zaten çok da fazla detay olmadığı için o açıdan da güzel. Daha hani sakin, daha içerdiği materyallere bakıldığı zaman az bir materyal var. Ve bu da tabii ki daha uzun kullanmanızın önünü açıyor. Yumuşaklığı falan özellikle çok güzelmiş. Uzun süredir
giymiyordum diğerlerini. Bu daha çok hoşuma gitti. Baya baya hoşuma gitti hatta öyle söyleyebilirim. Sadece yani. Siyah olması belki hani gri bir şeyle giyseydim daha mı iyi olurdu. Direkt evet. Siyahla giydim. Evet gayet güzel, gayet harika. Kedimiz de arkamızda. Böylelikle de çıkışı yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sportik Tecavüzü'ne de aynı şekilde gönderdiği için bana bu güzel ayakkabıları ve güzel hediyeyi sizler de girip bakabilir ve alabilirsiniz. Hani ben güveniyorum, bu şekilde de geliyor, bu şekilde gelmezse zaten iade edebilir ve diğer şeyleri de konuşabilirsiniz. Siteyle alacağınız ayakkabı hakkında detaylı ve bu süreçlerle alakalı detaylı konuşmayı unutmayın. Yine her zamanki gibi bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Özellikle Adidas Yeezy'lerin kalitesi bence tercih edilebilir yapıyor. Eğer ki internetten böyle şeyler almayı düşünüyorsanız bununla başlayabilirsiniz. Yani Instagram ayakkabıları olarak bakacaksanız, daha önce kullanmadıysanız bence bu güzel bir başlangıç olabilir. Veya tercih etmiyorsanız da tabii ki o sizin kararınız. Böylelikle bunu almak isteyen arkadaşlarım nasıl geliyormuş, ne değilmiş görebilirler. Bir sonraki ayda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Ben Yeezy'lerimle şöyle biraz yürüyüş yapayım. Görüşürüz. Evet, cidden bayağı beğendim arkadaşlar. Şimdi tam kutuluyorken diğerlerine de bakayım dedim. Bana gönderilen diğer Yeezy'lere de baktım da bakın hala güzel kalitesi duruyor. Bir iki defa bunu dışarıda giymiştim. Bunu da giyeceğim. Bir siyah bir beyaz olmuş oldu. Bir tane daha vardı galiba da. O kutusu biraz aşağılardaydı. Onu almak istemedim. 45 numara arkadaşlar her ikisi de. 45 numara bile biraz hafif dar olabiliyor. Yani Yeezy'lerin genel bu olayından. Çünkü şu arkadaki uzunluk var ya, o biraz sizi ittiriyor numara olarak. 45 numarada önden benim ayağım hissettiriyor kendini. Normalde 44,5 giyiyorum Nike Adidas yürüyüş ayakkabılarında. Siz de ona göre düşünebilirsiniz. Galiba benim için 45,5 numara da olabilir. O zaman da çok ayağımdan çıkar bir yapıda olabilir. Tam idealim bu. Hafif böyle önden hissettiriyor. Ben çok rahat giymeye alışık olduğum için de olabilir. Bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bu güzel gönderim için Yeezy'ler yani en benim beğendiğim ayakkabı olabilir. Hani bir tane alacağım Instagram'dan ne deseniz ben genelde Yeezy derim herhalde. Çünkü bu üçüncü olacak. Bir dakika bakayım, diğerini de bulursam onu da hatta getireyim. Hemen şu arasına evet, koyayım. Üçüncüyü de buldum arkadaşlar. Kutuda biraz aşağılardaydı ama aldım. Supply 350. Evet dediğim gibi 3 tane oldu. Hepsi de bu adresten gayet kaliteli geliyor. Bulabileceğiniz en iyi kalitelerden biri olabilir. En azından satıcı güvenilir. Aldığınızda karşınıza bu ayakkabılar gelecek. Bu şekilde. Bunlar var mı bilmiyorum ama şu an elinde bu var. Siyah olması da güzel oldu. Bunu daha böyle beyazlarla, şortlarla veya gri bir eşofmanla da çok güzel bence kombin yapabilirim. Evet bu şekilde. Hani üstüne konuşuyorduk. Tekrar dedim hadi videoya çekeyim dedim. O şekilde bunları da belirttim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.